Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de basit bir VBA kodu kullanarak otomatik sütun genişliği ayarlamayı göstereceğim. Şimdi bir sayfada VBA kodu olduğunu nasıl anlarız? Sayfa üzerinde sağ tık yapıp kod görüntüle dediğimiz zaman bakın bu sayfada bir VBA kodu varmış. Şurada worksheet ve selection change işaretli. Bunu kapatalım. Bu sayfada bakalım var mı? Kod görüntü edeceğiz. Bu sayfada da yok. Şimdi bu normal Excel sayfamız. Yazar adı, ülke, en bilinen eser, yayın yılı ve konu özetleri var. Şimdi şu konu özetlerini işte böyle uzun bir yazı yazdığımızı düşünelim. Bakın burada sütun genişliği otomatik olarak uzamıyor. Ne yapabiliriz? Burada çift tıklarız. Şöyle uzar ya da girişten yücelerde biçimde sütun genişliğini otomatik ayarla dersiniz. Otomatik olarak bunu böyle yapmanız gerekiyor. Biz şimdi bunu otomatik olarak yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle bu yazdığım ufak kodla ya buraya bir şey yazdığım zaman bakın şimdi dikkat edin E sütununa. Enter'a bastığım zaman otomatik olarak sütun genişliği ayarlanıyor. Ve bunu basit bir kodla yapıyoruz. Burada zaten kod vardı. Sayfa 2'de kod yok. Biz ne yapacağız şimdi? Gelelim sayfa 2'ye. Kod görüntüle diyoruz bakın. Şurada Worksheet'i seçelim ve Selection Change geldi. Bu zaten basit bir makro kodu aslında. Bizim yapacağımız şey şu anda bu kodları ezberlemenize gerek yok. Ben bunu zaten yorum kısmına da yazacağım bu kodu. Oradan kopyalayıp yapıştırıp benim yaptığım işlemleri uygularsanız zaten çalışacaktır. Buradaki kodu kopyalıyorum. Demin açtığım VBA ekranında. Daha doğrusu şu private sub ve end sub olan yani makronun açılış ve kapanış kodlarına gerek yok. Aslında sadece yani bunu aslında yazsak da olur da yazalım istersen şöyle sales nokta entire kolum yani bütün kolon demek. Gerçi oradan seçelim zaten bunu. Sales nokta diyeceğiz. Burada entire kolon seçip enter'a basın. Daha sonra da autofit yani otomatik ayarla seçip enter'a basarsanız bu da makroyu kapatıyor aslında. Buradaki boşlukların pek bir önemi yok. Evet bunu yaptıktan sonra çarpı ile kapatalım. Çarpı ile kapattık. Şimdi sayfa 2'ye gelelim. Yeniden atlandır. Pardon. Kod görüntüle diyelim. Bakın kodumuz var. Evet, demin burası boştu biliyorsunuz. Şimdi var. Şimdi silelim bakalım şurayı. Enter'a bastım. Otomatik olarak büyüdü. Genişledi kolonumuz. Şöyle Enter'a bastım. Bakın sildim. Eski haline döndü. Bir şey daha yazalım şöyle. Şöyle. Evet bakın genişledi. Bir şey daha hatırlatayım. Bunu şimdi bu dosyanın uzantısı XLSM. Yani ne demek XLSM? Normalde Excel dosyalarımız XLS veya yeni versiyonlarda XLSX'tir. XLSM uzantılı dosyalarda, Excel dosyalarda buradaki M makro demek aslında. Makro içerebilen Excel dosyasıdır bu. Bakın şimdi ben bu dosya farklı kaydet ya da şöyle yapayım.
Dosya, bak kaydet. Bu bilgisayar. Bir de şöyle yapalım. Dosya, bilgi diyelim. Zaten burada ben şimdi daha önce bunu kaydettiğim için aslında şöyle bir şey yapacağım. Bakın, sizin burada eğer XLSX'ten kaydedecekseniz burada sizde şey görünecektir. Excel dosyası şeklinde, XLSX şeklinde Excel çalışma kitabı. Siz bunu makro içerebilen çalışma kitabı, yani benim yaptığım gibi daha önce şimdi yapmıyorum. Bu şekilde kaydet derseniz bu VBA kodu çalışacaktır. Aksi takdirde çalışmaz. O yüzden bu ayrıntı da önemli. Yani bu VBA konusuna ileriki videolarda daha ayrıntılı gireceğim. İşte bu kodlar nedir? Private sub, sub, end sub. Yani biraz detaylı bir konu. Orada daha güzel örnekler yapabiliriz. Şimdilik video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.